Şöyle zaten yani yemekler soğuk geldi. Kendisi ama zaten sebebini izah etti. Neden öyle olduğunu. Köftenin bana gelen kısmında, diğer tabaklarda öyle mi bilmiyorum. Bir kısmında böyle fazla yanmış gibi, fazla kızarmış gibi. Yani üzerine alüminyum folyoyla kapattınız mı bilmiyorum yaparken ama belki cam kabın yan kısmına gelen kısımlar da olabilir. Siz de İlk görebilirsiniz. önce şey kızarttıktan O sonra. zaman bu tarafı fazla kızartmışsınız. Yani bir tarafı fazla kızarmış. Yani bana göre yemekler tuzsuz. Bugün ikinci gün. Bu pilavı da beğenemedim. Yani mevsim salatasında domates ne alaka onu çok anlayamadım. Yani niye domates koymak istediğinizi anlayamadım. Yani pilavı maalesef üzülerek beğenemedim. Köfteyi de aynı şekilde maalesef. Afiyet olsun. Peki afiyet olsun. Havva Hanım. Şimdi mevsim salatası da. Hangi mevsim salatası? Dört mevsim salatası. Oğlum. Affedersin kardeşim yani benden küçük olduğun için samimi konuşuyorum. Şimdi bu dört mevsim var. Mevsim salatası nedir? Bu mevsimin salatasıdır. Ama bu dört mevsim salatası. Bir kere mevsim salatası denmez buna. Karışık salata diyebilirsiniz bilmiyorum. Mevsim salatası değil ama tadı güzel, fena değil. Görüntü fena değil, sunum da fena değil, tabak güzel gözüküyor ama bir sasılık var tadında. Hani el lezzetin çok iyi değil. Onun dışında ya biz belki sen ben, şöyle ben belki senden daha berbat olabilirim, bana da sen Ya söyleyebilirsin. açık kapıda Berbat bırakıyorsun benim yani. ya. Berbat Hayır, benim Açık ya. kapıda Öyle bırakıyoruz. olursa Ya buraya bak. gelmiş ama şimdi Şöyle Berbat tabii benimle ki de yarışmaz yani. objektif olmalı insanlar. Tabii ki Gerçekten de objektif olmalı. eleştireceğiz. Demek senin Ama şu. saygı çerçevesi içinde. Şimdi Yok berbat yok. demek de Ya yani. da ben belki size daha kötü olabilirim anlamda Ya kullanıyorum. ben yine estağfurullah atıyorum ama büyüğümüz yani olduğunuz için ama yani berbat demek de bence hani bu şekilde bana berbat demiş oluyorsunuz zaten. Art niye? Hani buraya gelmiş sonuçta. Tamam doğrudur. Hayır ama Belki şey açısından. ağzınızın tadına uygun olmayabilir ama yani gelmiş yani bir şekilde Ya. hani biraz daha saygı çerçevesi Yo, içinde. hayır ben öyle saygısızlık Alttan yapmak yani değil de. ama Yani belki istemeyerek yaptınız belki ama. ben hayır kendi adıma konuştum değil mi? Ben belki daha kötü yapabilirim anlamında Yok kullandım. ama berbat Siz dediniz de direkt ya. kötüyle berbat aynı değil mi? Ya şimdi Ben kendi adıma bir konuştum ya hani aynı ben şey değil sizden bence. şöyle ama ben burada kendimi dedim ki ben sizden daha kötü yaparsam siz de objektif olun dedim. Alınmayın dedim yani. O anlamda kullandım. Lütfen Ama berbat art niyet. dediniz demin. Hayır niyet önemli ama. Ya niyet Tamam. önemli Hayır ama niyet önemli ama biraz neyse. da dikkat etmek Niyet lazım önemli yani. kardeşim benim. Saygılar. Hani ekrana tam olarak niyet geçmiyor ya, onlar direkt kelimeyi alıyorlar. Hani berbatı daha çok böyle... Niyet önemli. Niyet Niyeti. önemli. Ha bana kötü bir niyetle dememiş. Niyet önemli. Sevgili Saygı duyuyorum. Türk halkı pilavda kırılmış. Beğenmediniz ikisini de. Köfte Evet. için yorumunuz neydi? Köfte için şöyle görüntü olarak güzel ama sası ve soğuk. Yani dün de dedim ya hani fırtınayla nasıl boğuştuğun değil. Limana nasıl geldiğine bakar yani Nasıl halkı gelmiş insan. limana gemi? Gelmiş Şu anda yani. gemi nasıl gelmiş limana? Yani bayağı bir zorlanmış ama gelememiş. Anladım. Peki Ama afiyet geldi olsun. yani buraya. Eksik gelmedi sonuçta yine. Sonuç odaklı bakın. Peki Nagihan Hanım? Aynen başta söylediğim gibi bunun servis tabağında olması gerekiyordu. Çünkü köftemi keserken her türlü engel yani yapışmıyor. Çukurda tabakta olmuyor. Bu köfteyi kızartarak tepsiye dizmemişsiniz. Çiğden koymuşsunuz. İçi hala Ayrıyeten içi pişmemiş. Ayrı bunu çiğden direkt köfteye fırında pişirmeye çalışmışsınız ama olmaz. Bunu önce bir yağda yarı kızartacaksınız. Hele bir sorun var mı? Kızartmış mı? Kızartmamış mı? Yok, kızarmamış. Kızartma. Ama çok içinden her şeysi Kızartırken belli görürsün yani. zaten. Tamam olabilir. Patates de aynı şekilde. Çok belki yağ daldırıp çıkarmışsın yani o derecede. Yok. Tat, tuz, biber kesinlikle yok. Soğukluk dersen anında damakta dondun. Pilavıma sırada gelince söyleyeyim. Benim pilavıma dün pişmemiş dendi ya. Evet. Bu onun iki katı pişmemiş. Yani ne tuz var, sıfır tuz. Siz Yo bana unutmuşsunuz tuzlu bunu gel, yani şey tuzsuz Siz buna gelmedi. tuz atmayı unutmuşsunuz. Yo herkesin içinde Bunlarda ağız tadı baharat farklı olduğu sıfır, için. baharat sıfır bunda. Bunda tuz sıfır. Yağ da yok. Taş gibi de pirinç kıt 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 yapıyor. Benimkine dün Az hata yağlı, yani biraz daha sağlıklı olur benimkinin aslında. yanında bu 10 geri gider. Bunu söyledim. Salataya sıra Sağlıklı gelince daha yok. iyi olur Hayır aslında. yorum yapıldı ya ben dünkü yoruma kendime göre yorum yapıyorum. Yani Sizin yine benimkine tat de yoktu. Yine bence burada bir hayır tat var yani. siz dün yemek yerken hiçbir yemeğe yenmeyecek şekilde demediniz. O yorum arkadaşlar hani söylediler yorumlarında. Ama siz hepsinde bir yorumda olabilir, yapılabilir ama aynı puanı verdiniz. Sizin 4 vermeniz gerekiyordu. Benim. Benim o puanı 4 almam lazımdı. O emeğe karşılık sizin yorumunuza Yani karşılık. ben onu mu hesapladım Hayır kendi kendime? hesaplamadım. Arkadaşlar en azından yorumu yaparken şu olmamış dediler.
burası bu soğuk dediler. Daha veya da yorum ama siz yaparken, ben istediğimi yaparım. Onu, hayır onu siz yaparken dediniz hayır, ki bu olmuş, olmamış da diyebilirim. Ya da diyebilirsin olmuş, de. Ya da hayır bakın yorumu net şekilde şimdi yapacağımı size, sizin yönlendirmenize doğru. Şahin kardeşim sözünü kesme, sözünü kesme. Ben şu anda bunu size tamam yenebilir desem. Ondan sonra masanın ortasında puan derecesine geldiği zaman nasılsa puanı ben veriyorum. Ben bunu yenebilir dedim. Sen kafanda onu ne tasarlarsın? He bu bunu biraz beğendi dersin. Ben şimdi sana o ışığı vermiyorum. Çünkü neden? Bu olmamış. Bu olmamış. Salata sünmüş. Yani bayağı hepsi. Peki beğendim bakma. Dedi iyi olmuş dedi mi? Hani lezzetli hayır, bir yemek yeni, dedi mi? Yenmeyecek değil dedi. Hepsine ben beğendim dedi. Zahmetine karşılık dedim. Yenebilir. Ama ben bunu yiyemiyorum. Galiba 3 puanı zahmetine karşılık verdi. Zahmetime karşılık niye verdiklerini hiçbirini bilmiyorum şu anda. Hani hepsi şöyle yorum yaptı. Her üründe bir tane bir tık birinde tuz dedi. Biri işte pişmemiş dedi. Ama sonuçta masaya emek gelmiş, o eksiksiz gelmiş. Ama ben şuna sen bir puan vereyim demedim. Sen şu anda masada bir tek Şahin'e mi haksız puan verdiğini düşünüyorsun? Şey hayır, hepsinin genelde puanı... Niye şu anda Şahin'i yargılıyor? Şahin Bey diye? Hiç yorum yapmadığı için diyorum. Ben arkadaş bana... Hiç kötü yorum yapmadı. Yorum yapmadı. Hayır, yorum yapmadı. Peki şöyle sen yapmadı. Bu yemekleri beğendin mi? Ben beğenmedim. Beğenmedim. Peki, Nevin Hanım, son yorum sizden. Ne oldu Nagihan Hanım? Kendi gününüze atlattınız. Dün ağzınızı bıçak açmıyordu. Bugün bayağı bir dillendiniz maşallah. Özlem Hanım, ne demek siz konuşamazsınız demek? Siz bu masanın sunucusu musunuz? Size mi kaldı? Bu arada tekrar söylüyorum. Ben sunumu bu şekilde gerçekten beğendim. İç içe geçmediler en azından. Çok az kızartmışsınız fırına koyarken. Çok az kızartmışsınız. Gerçekten içi pişmemiş çiğ. Bakın görebilirsiniz. Çiğ kokusu geliyor mu dünkü gibi? Geliyor. Yine yani. Hafif bir et kokusu alıyorsunuz ki zaten... Ben yedim ya bunu. Zaten tuzsuz. Yani pilavın da onun da tuzu gerçekten yok. Soğukluğu fırını... Çok düşük derecede tutup yemeği içinde tutabilirdiniz. Üstü kapatıp evet. Sadece alt açık şekilde. Evet. Yemeğiniz asla soğumazdı. Bu şekilde bir kıvam almazdı. Belki daha da güzel pişmiş olabilirdi bu aşamada. Pilava gelince vallahi hiç beğenmedim ki pilav düşkünü ben. Gerçekten hiç beğenmedim. Çok dünkünden bile, dünkü bana gerçekten çiğ gelmedi ama bu gerçekten çiğ yani ve tuzu yok. Peki. Buyurun bir şey mi söyleyeceksiniz? Kadir Bey şimdi ben Nagihan Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Dün çünkü biz puanlama yaptıktan sonra yani benim size vermiş olduğum puanı gördükten sonra Nagihan Hanım aynen şöyle bir yorum yaptı. Yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin yani ben de yanlış hatırlıyor olabilirim. İşte hani beğendiği şeylere puan verdi gibi bir şey söyledi. Doğru hatırlıyorum evet, değil mi? Evet. Şimdi mesela bugün geldiğimizde ya bugün mesela Şahin Bey masasındayız. Evet. Hani diyorsunuz ki mesela yani arkadaşlardan daha yüksek puan beklerdim. Şimdi biz dün sizin masanızda da yemeğinizi yerken de bu şekilde olmamış. Mesela ben Nevin Hanım'a şurada katılmıyorum. Mesela dün Nagihan Hanım'ın kıyması daha fazla kokuyordu. Mesela burada kokmuyor. Bana öyle bir koku gelmedi. Bana da gelmedi. Ama saygı hani gelebilir. Yani ben de kendisine saygı duyuyorum. Hani herkesin neticede şeyi farklı. Ama dünkü gibi bir kıyma değil mesela ama bu. Ama kıyma şimdi bu kasabın kıyması. Ben onu şeyden yok, de gelmeyebilirim. Ama şey yapamam. Evet. Şu şekilde bir bitireyim isterseniz. Yok affedersiniz. Şey söyleyecek. Yok, İçinde kimyon olduğu için de o kokuyu almamış olabilirsiniz. Yani doğrudur. Doğrudur. Ya bana şu an herhangi bir çiğ kokusu gelmiyor. Yani bir çiğ kokusu bahsediyor. Bende henüz öyle bir çiğ kokusu yok. Ben hatta yani şöyle söyledim, onunla burada da söyleyeyim, masada da söyleyeyim. Nagihan Hanım dedim, beklerim ilk gün yarışmacısı olmasaydı dedim, belki o puanları da alamazdı diye düşünüyorum. Ya aynen bu şekilde. Nagihan Hanım'ın eşini sildiği pazartesi günü olduğu için o puanları aldı. Yani ilk puanını da çünkü şimdi şöyle, yani ben neticede tabii ki beğenmiş olduğum şeylere puan verdim. O tamam. Başka bir konu. Yani çarşamba ama... günü olsaydı aynı şeyleri beğenmeyecek miydiniz? Yani şimdi şöyle Kadir Bey, neticede nasıl Nagihan Hanım için ilk günse bizler için de ilk gün oluyor. Yani bizler için boşluğunuza de yeni bir tecrübe oluyor. Boşluğunuza mı geldi bu anlar? Ya belki falan denebilir. Hayır, yani. Pazartesinden sonra herkesin biraz daha gözü açılıyor. Yani tabii yani daha rahatlıkla... Yani bu konuda şanslı aslında Nagihan evet. Hanım. Hayır, şöyle bir durum var. Bu menü, bu tat, bu lezzetin yanında gerçekten... Ben kendimi üste görüyorum. Peki şahane diyoruz zaten. O zaman sen bana o kıyasla veremezsin. Zaten. Bunun yanına ekstra bir domates afiyet gerek. Olsun hepinize. Şahin genel olarak kimse beğenmedi ana yemeği. Şimdi pilava gelince pilav tıkır tıkır. Yani bilmiyorum sen de tadına baktın mı, tadını baktım. Aldın mı? Belki kendi yemeğin diye biraz daha hoşuna gidiyor olabilir. Olabilir. Ama ben her zaman açık ve netim. Bazen yarışmacılar bazı şeyleri abartıyorlar, ben önlerine geçiyorum. Ama pilav ciddi anlamda diri. Sana evet. Dedim ya suyunu koyup biraz kaynadıktan sonra tekrar bir tadına bakıp tekrar tuzunu suyunu ekleyebiliyorsun. Pilav yok, diri aslında olmuş. Aslında orada bakmıştım fena değil ama bilmiyorum. Ya da sen o mutfaktaki heyecandan tam olarak bir şeyleri göremiyorsun.
Yemeğe geldiğimizde yemekleri her zaman dün de bakın Nagihan abla sofrada konuşurken ben kalkıp yemeklerimi ısıtabilir miyim dedi. Yemekleri ısıttı gitti geldi. Bu da çok önemli bu yarışma için. Evet. Hele ki köfte tarzı İzmir köfte soğuk hiçbir zaman yenmez. Soğuk olduğu için lezzeti yok. İnanılmaz şekilde don bir kıyma yiyoruz. İçleri yumuşak. Yani siz dediniz ya aşırı fazla pişmiş değil, diye. Öyle geldi bana. Ama hani içini böldüğümde köfteyi attığımda su tadı var köftenin evet. içinde. Ve suyu da tam olarak lezzetli o bir su değil. O neden acaba? Ben onu merak ediyorum. İşte o pişmediği hayır, için. Suyu lezzetli. Siz dediniz ya evet. bence fazla bile pişmiş diye. Dedim, yani bu köftenin neresi şey, fazla pişmiş? O şey sizin tatsız dediğin şöyle. Tatsızı geçti. Köftenin içi pişmemiş. Ona... Yani illa koku gelmesine gerek yok. Kıymayı ağzınıza attığınızda sulu sulu bir kıyma yiyorsunuz. Kendisi bir de köfteyi oluyor. Önden yağda kızarttı. Eğer çiğ koyup suyu koyup atsaydı haşlama tadı olurdu. Kızartmasına rağmen kızartmandaki yine yanlış hata yağ çok az olduğu için köfteler tam anlamıyla güzel kızarmadı. Köftenin de baharatı yok. Yani bence sen mutfakta 2 saat içinde tam olarak yemeklerin tadını alamadın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.